Herkese selamlar. Bu videoda sizlere HPI Sprint 2 Drift aracımı tanıtacağım. Bu aracın bir incelemesini yapacağız. Elektronik mekanik yönden size özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Ve videonun sonunda da kullanım testiyle bu aracı nasıl kullanabilirsiniz ve ne gibi arazi koşullarını kullanabilirsiniz, bu cihazdan nasıl keyif alabilirsiniz bunları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz videonun detaylarına geçelim. Aracı dışından incelediğinizde gördüğünüz gibi benim aracım M3 kepine sahip. Bu kep haricinde Nissan 350Z kepi var. Ve bunun dışında bir de Camaro kepi var. Başka kepler de HPI'nin resmi olarak sunduğu var galiba ama şu anda hangileri olduğunu ben de hatırlamıyorum. Ama benim en çok sevdiğim kep buradaki M3 kepi. Kep zaten şöyle plastik bir malzemeden yapılmış ve bu araç 1/10 ölçekli bir araç. Yani normal boyutların 1/10 boyutuna indirilmiş. Bu durumda da uzunluğu 43 cm civarına denk geliyor. Yani videoda biraz küçük gibi görünse de şöyle önünüze aldığınızda cihaz gerçekten boyutları tatmin edici seviyede. Ve bu cihazda özellikle belirtmem lazım ki drift üzerine özelleştirilmiş, ayarlanmış bir cihaz. Gerek tekerlekleri gerek farklı aksamları buna göre ayarlı bir şekilde size geliyor. Tabii ki bu cihazı kullanmak için bir adet pile ihtiyacımız var. Buradaki gördüğünüz mekanik dışında ve bir adet de kumandaya ihtiyacımız var. Kumanda ve pilin detaylarına birazdan geleceğim. İlk önce cihazımızı detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi kepi buradan çıkarmak için şöyle klipslerimiz var. Bu klipsleri böyle çıkartarak aracın şasisiyle kepini birbirinden ayırabilirsiniz. Bu kep zaten darbele dayanıklı bir şekilde yapılıyor. Yani gayet esnek bir malzemeden. Hemen burada klipsleri çıkartalım ve aracımızı biraz detaylı inceleyelim. Gördüğünüz gibi kepin üzerine zaten başka bir şey yok. Şöyle bomboş plastik bir parça. Ama şöyle bir durum var aslında. Kepin önemi şurada. Benim bir tane Nitro aracım vardı. Hala var daha doğrusu. Onu kepsiz kullandım bir kez. Bir takla durumu olmuştu. Takla atmıştı. O durumda her şey dağılıp her tarafa çarpmıştı. Kepi olsaydı araca fazla zarar gelmeyecekti ama motoru vesairesi çizilmişti. O yüzden mutlaka araçlarınızı kepli kullanın. Şimdi aracın kepini çıkardığımızda karşımıza gördüğünüz gibi burada bir sürü plastik aksam, mekanik aksamlar ve işte şuradaki elektronik aksamlar gözümüze çarpıyor. Aracın kayışlı 4x4 bir çekiş sistemi var. Yani 4 tekerde sürekli olarak motordan güç alıyor ve buna göre dönüyor. Ve üzerinde toplam 2 tane diferansiyel var. Bunlar da bu diferansiyellerden bir tanesi arka tarafta, diğeri de ön tarafta. Ortada herhangi bir diferansiyel bulunmuyor. Bu ikisi de direkt olarak arka yöne çekişi eşit şekilde dağıtıyor. HPI Sprint 2 Drift aslında üzerinde 7.2 voltluk 2000 mAh'lik nikel metal hidrit pillerle geliyor. Ama ben aracı ikinci ele aldığım için bu pil bayağı eskimiş, ölmüş durumdaydı. O yüzden ben o pili teslim almadım. Bunun yerine bir lipo pil taktım. Bu cihaz aynı zamanda lipo pillere ve lityum demir pillere de uyumlu olarak geliyor. Ben burada 2 sellik 7.4 voltluk ve 4000 mAh'lik bir pil kullandım. Tabii ki buradaki miliamper kapasitesinin artması bu cihazın kullanım süresini birazcık uzattı. Videonun sonunda 4000 mAh'lik pille bu cihazın ne kadar aktif bir sürede kullanabildiğimi de sizlerle paylaşacağım. Cihazı kontrol edebilmemiz için tabii ki üzerinde bir radyo kontrol alıcısının olması gerekiyor. Kumandadan gelen sinyalleri alıp buradaki motorlara doğru komutları göndermesi gerekiyor. Buradaki alıcımız şu kutunun içerisinde. Bu kutunun içerisinde olmasının sebebi de bu aracın waterproof, yani aslında su geçirmez olması. Ve buradaki alıcının anteni de şöyle gördüğünüz gibi buraya doğru uzuyor. Buradaki alıcıya gelen sinyallerden bir tanesi şuradaki direksiyonu kontrol eden servoya direkt olarak gidiyor ve buradaki dönüş sistemini kontrol ediyor. Diğeri ise arkadaki motora gitmesi gerekiyor ama arkadaki motorun da tabii ki yüksek akım çektiğinden dolayı bu motoru sürmek için arada bir adet şöyle ESC sisteminin olması gerekiyor. Bu ESC sisteminde zaten 2 sellik bir lipo destekliyor. O yüzden ben de 2 sellik bir lipo kullanıyorum. Bu aracın 2019 versiyonları yanılmıyorsam 3S lipo da destekli bir hale geldi ama bu araçta 2S destekliyor. Buradaki ESC'nin yanında hemen bir bind tuşu ve açma kapama tuşu bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi lipo pil girişimiz bulunuyor ve daha sonra motorlara bağlantıyı buradaki banana konektörler üzerinden yapıyor. Cihazın şöyle ön tarafında her RC arabada olan darbe emici bir süngerimiz var. Tekerlekler tabii ki sert bir maddeden yapılmış. Bu PVC olabilir. Tam emin değilim. Bakmamıştım bunun maddesine. Ama PVC olabilir, sert. Bu sert malzemede yerde sürtünme kuvvetini çok azalttığından dolayı tekerler patiye düşüyor ve drift şeklinde siz de gidebiliyorsunuz. Aksi halde bu tekerler normal araç tekeri olsa drift yapmanız çok mümkün olmuyor. Aracın motordan ön ve arka sistemlere aktarımı kayış sistemiyle yapılıyor. Bu kayış sistemi de mekanik aksamları azalttığından dolayı hem bakımı kolay hem de size daha az problem çıkartan bir mekanik sistem oluşturuyor. Aracın zaten 4 tekerinde de gördüğünüz gibi şuradaki süspansiyonlardan var ve bu araç giderken buradaki süspansiyonlar size yol tutuşunu arttırıyor. İsterseniz bu süspansiyonları değiştirebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki orijinal süspansiyonları. Yani buradaki yayları da bile değiştirip bu aracın yüksekliğini de değiştirebilirsiniz. Özellikle aracın 4 tane tekerinde de, yani şuradaki aslında şuradaki tekerlekleri tutan
olan kollarda da hemen şu arka tarafta küçük bir set skru bulunuyor. Bu set skru sayesinde aracın tekerinin maksimum nereye kadar ineceğini limitleyebiliyorsunuz. Şu anda zaten neredeyse en üst kademede limitli. Yani araç olduğunca yeri basık şekilde. Ama siz isterseniz buradaki set skru açarak aracın tekerinin daha fazla yere inmesini sağlayabilirsiniz. Ama bir yerden sonra şuradaki yay yetmeyecektir. Bu yayı değiştirmeniz veya şu amortisörü değiştirmeniz gerekiyor. Ama bu araç drift yapacağı için şu anki setup'ı gayet uygun. Ve aracın dönüş sisteminde şurada gördüğünüz gibi burada servodan giden kol ve tekerleklere giden kollarda şurada ayar mekanizmaları bulunuyor. Bu ayar mekanizmalarını açıp kapatarak aralardaki mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz ve tekerin ne kadar döneceğini veya düz durmasını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine dört tekerde bulunan şuradaki vidalardan da aynı sistemle kullanılan vidalardan da chamfer ayarını yapabiliyorsunuz. Bu chamfer ayarı da aslında tekerin şöyle ne kadar yani dik mi duracak, yan mı duracak, içe kapanık mı duracak olduğunun ayarını yapmanızı sağlıyor. Aracın su geçirmez olduğunu biraz önce söylemiştim. Buradaki servo, ESC, alıcı kısım su geçirmez. Motorun tabii ki havalandırma kanalları ve arkasındaki boşluklar olduğu için su geçiriyor. Bu cihaz zaten tamamıyla suyun içine girecek şekilde tasarlanmamış. Sıçramalara karşı su geçirmez özelliği bulunuyor. Ama tabii ki suyun içerisinde bu cihazı kullandıktan sonra kullanım sonrasında kurulamanızı ve mekanik aksamlarını temizlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Cihazın kepini taktığınızda şuradaki kep tutucuları isterseniz biraz yükselterek şöyle kepin biraz daha havada durmasını da sağlayabiliyorsunuz. Mesela engebeli arazilerde bir şeyler süreceksiniz. Kepin şu ön tarafı yere çok yakın olduğunda taşlara takılıp zarar görebiliyor ki benim kepim şöyle bayağı zarar görmüş durumda. İsterseniz kepi şöyle biraz yükseltip bu durumu engelleyebilirsiniz. Bunu aslında kullanıcı deneyimine geçtiğimizde size göstermek istiyorum. Aracın alt şasisini incelediğimizde şuradaki gövde plastikten oluşuyor ve bu ön taraftaki tampon süngerini tutan şey de plastik. Plastik olması değiştirmek istediğinizde ucuz olduğu anlamına denk geliyor ama tabii ki gövde esnemelerine baktığınızda birazcık daha esnek bir yapısı olacak. Aracın üzerinde fırçalı bir motor var ve 15T değerine sahip. Bu araç için fazlasıyla yeterli ama tabii ki siz isterseniz daha sonra bu motoru değiştirip brushless motor takabilirsiniz ama brushless motora geçtiğinizde ESC'nin de değişikliğini yapmanız gerekiyor çünkü fırçalı motor ESC'si fırçasız motor süremez. Yani bu ikisinin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Sonradan değişiklik yaptığınızda birazcık masraflı olacağı için aracı alırken eğer fırçasız motor istiyorsanız buna mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Biraz önce bahsettiğim kepleri ayarlamak için de şuradaki klipsleri çıkartıp buradaki kuleleri istediğiniz gibi yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Hatta aracın üstüne değişiklikler yapmak isterseniz şuradaki amortisör kulelerinde de 3 tane delik var. Mesela burada bir tanesine takılmış. Siz de bunu çıkartıp istediğinizde değiştirebilirsiniz. Burada tabii ki amortisörün tepkileri, sertlikleri ve yol tutuş etkilenecektir. Yani aracı aldıktan sonra kendinize göre istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Şimdi bu sıkıcı bilgileri bir kenara bırakalım. Şimdi biraz kumandayı inceleyelim ve daha sonra aracımızı çalıştıralım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Kumandaya geçtiğimizde de normal standart bir RC araba kumandası var. Burada bir tekerlek yardımıyla dönüşü sağlayabildiğiniz ve şuradaki gaz kolu ve fren kolu burada bulunuyor. Cihazın üstünde tabii ki burada birçok buton bulunuyor. Şöyle anteni de açabiliriz. Burada bir adet 3. kanal var. Yani siz bu 3. kanala bir şey atıp mesela farları aç kapat gibi bir komut verebilirsiniz. Bunun için kullanabilirsiniz. Açma kapama butonu burada bulunuyor ve kumandanın pillerinden bahsetmemiz gerekirse 4 adet kalem pille çalışıyor. Ve kalem pillerin yanında şöyle ufak bir plastik tornavida var. Bu plastik tornavida yardımıyla da buradaki hem gaz hem de dönüş sisteminin end point'lerini ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela şu sağ işte atıyorum 10 dereceyle dördü 11 derece olmasını isterseniz buradaki end point noktalarından gazı da dönüş sisteminde ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada da steering ve throttle kısmının yani gaz ve dönüş sisteminin trim ayarları var. Yani bu da orta nokta gibi düşünebilirsiniz. Mesela gaza basmıyorken eğer araç ileri doğru gidiyorsa burada hemen throttle'ı kısıyorum ki gaz komutu doğru noktaya doğru gelsin. Şurada da bunu nasıl anlatabilirim? Gazın grafiği yani mesela gaza bastığında lineer marsın yoksa gaza baskı böyle eksponansiyel marsın onu ayarlayabileceğiniz bir tuş mevcut. Yani mesela siz eğer hızlı manevra yapmak istiyorsanız direksiyonu şu kadar döndürdüğünüzde sona gelmesini istiyorsanız buradaki ayarı açıyorsunuz. Eğer siz direksiyonu tamamen döndürdüğünüzde direksiyonların sona gelmesini istiyorsanız oradan bu ayarı kısıyorsunuz. Bu sayede aslında gaz ve dönüş sistemindeki son noktaya yani en sağa veya en sola ne kadar hızlı gitmek istediğinizi bu tuştan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir adet zaten LED'imiz var. Bu da kumandanın çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Yan tarafa geçtiğimizde de burada kanalların reverse kısımları var. Yani kanalları tersliyorsunuz. Mesela normalde sağa döndürme sağa dönüyorsa tersliğiniz sağa dönüyor, sola dönüyor. Ama bu tabii ki sürekli olarak değiştirdiğiniz bir özellik değil. Eğer servo ters çalışıyorsa veya servonun kafasını diğer tarafa vermek istiyorsanız buradaki tuşları kullanıyorsunuz. Arka tarafa baktığımızda burada bir adet Fransa modu ve normal mod var. Bu da sizin kumandanız aslında frekans aralığını değiştiriyor. Ama siz zaten burada normal modda kullanabilirsiniz. Cihazın buradaki kayış sistemini gerdirmek için şurada bir gergi mekanizması var hatta. Bu mekanizmayla da buradaki kayışı istediğiniz gerginlikte ayarlayabilirsiniz. Tabii ki çok boş olmaması gerekiyor. Bu durumda diş atlayacaktır. Burada tatlı bir gerginlikte olması gerekiyor. Yani cihazın aslında genel özellikleri bu kadar. Şimdi isterseniz pilimizi takalım. Pil içinde şu alt kısımda bir yuva var ve buraya benim taktığım 4000 mAh'lik pil
bayağı bir sıkı geçme durumunda. Yani gitme halinde herhangi bir düşme söz konusu değil. RC araçlarda ilk önce her zaman kumandayı açmak gerekiyor. Kumandayı şu an aktif hale getirdim. Ve daha sonra da pinini taktım ve şuradaki on-off butonundan aracımı açıyorum. Açılış seslerini duyduktan sonra artık cihazım kullanıma hazır. Şu ESC'nin üzerinde de bir adet yeşil led var. O yeşil ledden de bunu görebilirsiniz. Şimdi şöyle aracı tutayım ve gaz vereyim. Gördüğünüz gibi aracım çok kolay bir şekilde çalıştı. Zaten ileri bastığında ileri gidecek. İleri giderken geri bastığında fren yapacak ve tekrar geri bastığında artık geri gitmeye başlayacak. Şuradan da tabii ki sağ sol komutlarını uygulayabilirsiniz. Mesela şuraya bakmamız gerekirse aslında gördüğünüz gibi buradaki trim komutuyla yani orta nokta ayarını değiştirdiğinde buraya dokunmasam bile, dönüş sistemine dokunmasam bile direksiyonlar dönüyor. Yani siz aslında buradan ortada dururken direksiyonların düz olup olmadığını rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Tabii ki teker bu değil. Eğer iki teker birbirine paralel olması gerekiyor. İki tekerin birbirine paralel olması için de şuradaki rot kollarından bu ayarı yapmanız gerekiyor. Aracın servosu plastik dişli bir servo. Bu yeterli olur ama siz bunu geliştirmek isterseniz metal dişli bir servo alabilirsiniz. Hatta hızlı servo tercih ederseniz aracın tepkileri birazcık daha iyi olacaktır. Aracı sürekli olarak bakım yapmanıza gerek yok. Aracın bakımı gayet kolay. Sadece mekanik aksamları zaman zaman veya temizlediğinizde yağlamanız gerekiyor. Kullanımlardan sonra cihazı kesinlikle pis bırakmayın. Nemli hiç bırakmayın. Çünkü mekanik aksamlarda, metal parçalarda küflenmeler olabilir. Buna mutlaka dikkat edin. HPI Sprint 2 Drift'in piyasa fiyatı şu anda 2000-2300 TL civarında yanlış hatırlamıyorsam. Yani 350 dolarla 400 dolar arasında değişiyor. Ama isterseniz bu cihazı ikinci elle temin edip kendiniz kullanabilirsiniz. Çünkü ikinci el cihazlar temiz kullanılmışsa bir problem yaratır. Ben bu cihazı zaten ikinci el aldım. Hatta ikinci el araç alırken neye dikkat etmeniz gerektiğinizi şu yukarıdaki videoda anlatıyorum. O videoya giderek size gönül rahatlığıyla RC araçları ikinci el alabilirsiniz. Ben bu cihazı 450 TL'ye almıştım. Daha doğrusu satıcının durumundan dolayı ona 500 TL vermiştim. 2000 TL'ye göre gerçekten iyi bir fiyattı. Tabii ki içerisinde pil yoktu. Bir adet de pil aldım. Ona göre de fiyatı işte 700 TL, 800 TL civarına geldi. Buradaki araç drift aracı olmasına rağmen tekerlekleri normal tekerleklerle değiştirerek aslında araca normal bir araç özelliği kazandırabilirsiniz. Bunlar mesela yumuşak böyle normal tekerlek. Bu tekerleklerle drift yapmanız zor. Yapar ama çok kısa süreli yapar. Yani siz orada drift zevki bile alamazsınız zaten. Tekerleri değiştirerek bunları taktığınızda artık normal moda da geçebilirsiniz. Tabii ki araç drift arabası olduğundan dolayı çok yüksek hızlara çıkamıyor. Mesela benim benzinli bir arabam var. O 83 kilometreden birazcık daha fazla yapıyor. Ama bu cihaz çok fazla yapamıyor. Ölçmedim ama aşırı hızlı gittiğini de söyleyemem. Zaten kullanımda da göreceksiniz. Tekeri değiştirmek için de zaten cihazın yanında şöyle bir anahtar geliyor. Orta göbekten tek bir somonla bu tekeri açıp çıkartıp yenisini takabilirsiniz. Yani değiştirme olayı gayet kolay. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir zaten yapı var içeride. Bu tekeri yerine takıp tekrar somonu taktığınızda da zaten teker değişmiş olacak. Cihazın motorunu şurada küçük dişliden sonra şöyle büyük bir dişliye geliyor. Bu sayede motor daha hızlı döndüğünde bu dişli motora göre biraz daha yavaş dönecek ama motorun torku burada arttırılmış oluyor. Burada yaklaşık olarak 4'te 1 oranında bir değiştirme oranı var. Yani burası 4 dönerken buradaki dişli 1 dönüyor. Ve tabii ki kuvvet de burada 4 kat artmış oluyor. Drift'te de zaten hızdan çok tork önemli. Yani siz torkla o tekeri bir şekilde patiye düşürmeniz gerekiyor. Aksi halde siz burada çok hızlı bir motor koyarsanız burada motor hızlı dönecektir ama gücü yetersiz olduğu için pilden daha çok akım çekecektir. Bu sebeple de pil birazcık daha hızlı bitebilir. Şimdi isterseniz burada çok daha fazla vakit kaybetmeden hemen dışarı çıkalım ve cihazı test edelim.
Arkadaşlar gölge bir yer buldum ve buraya oturdum. Hava çok sıcak olduğu için birazcık da dinlenmek istiyorum. Bu arada aslında aracımızla nasıl bir performans aldık ondan bahsedeceğim. Şimdi iki tekerlekleri denedim. Bir tanesi drift tekeri, bildiğiniz bu size gösterdiğim tekerlekler. Diğeri de iç çekimlerle gösterdiğim normal tekerler. Drift tekeriyle beton büyük pistte, pist büyük olduğu için kaydı anlaşılmıyor ve yukarıdan kullanırken çok fazla zevk vermiyor açıkçası. Ve piste uyum sağlamanız birazcık zor olabiliyor. Pist çünkü çok geniş. Biraz daha dar alanlar olsa daha iyi manevra yapabilirsiniz. Gelelim normal tekerlere. Normal tekerler hızlanması çok iyi. Çünkü drift aracı olduğu için torku gerçekten güzel. Ama driftten aldığınız zevki araba çok da hızlı gitmediği için normal sürüşlerde çok fazla alamıyorsunuz. Dar alanlarda kullanacaksanız yine zevk alırsınız. Ama özellikle bu araçla piste çıkıp farklı alanlarda veya farklı kişilerle birlikte yarış yapmak istediğinizde araç çok hızlı olmadığı için sizi çok fazla zevk vermeyecektir. Araba mahvoldu. Şöyle göstereyim. Alt kısmı böyle. Bu araba tertemizdi. Üzerinde bir tane bile toz yoktu. Şu an tabii denemeler sırasında bayağı bir kirlendi. Hatta ben size bir içinde göstereyim. Eve gidince tekrar bir temizlik aşamasından geçmesi gerekecek bu aracın. Bu şekilde durursa çünkü bayağı bir şey kullanılamaz olacak. Ya bu araç zaten toprakta kullanıma uygun değil. Dediğim gibi motoru falan da açık olduğu için içerisine toz kaçtığı anda motorun zaten verimi anında düşecektir. Hatta motor ciddi zararlar da görebilir. Yani aldığımkin günden daha pis arkadaşlar. Altına bu arada yeni çizikler eklendi. Çünkü altı çok alçak. Amortisörleri falan değişmesi gerekiyor aracın da yükselebilmesi için. O yüzden bütün taşları sürterek gidiyor zaten. Allah'tan yani plastik ve daha önceden çizik olduğu için bir problem yok. Ama mesela bazı taşlar bile şurada motora da denk gelmiş. Motor burada açıkta duruyor. Ve motorun şu arka kısma bakarsanız ne kadar kirlendiğini tamamen üstü toprak kaplı görebilirsiniz. Evet, tekrar bu aracı artık temizleyeceğim. Şimdi gelelim son değerlendirmeye. HPI Sprint 2'yi drift amacıyla kullanırsanız çok keyifli bir araç. Yeni başlayanlara yönelik bir araç. Fiyat olarak kısmen uygun. İkinci el alırsanız çok uygun. Normal teker takıp asfaltta spor araba sürüşü yapabilirsiniz. Drift yapmadan da gidebilirsiniz ama toprak zeminde birazcık problemli. Gördüğünüz gibi aracın elektronik aksamları su geçirmez olsa da motor kısmında toz kaçtığında şu an bile arabayı ittiğinizde kendi kendine durmaya başlıyor. Normalde akıp gidiyordu. Böyle problemler olabiliyor. Tabi bunlar çok normal. Bu araç çünkü arazi uyumlu değil. Aracın geniş alanda asfalt performansı, yani bir pist takip etmeye çalışırsanız geniş bir pisti birazcık zor olabiliyor veya çok alışmanız gerekiyor. Ama mesela dar alanlarda manevra yapacaksınız, belli bir alanda drift yapacaksınız çok keyifli bir araç gerçekten. Ben şimdi buradan, daha pil bitmedi hatta, birkaç tane daha pil var yanımda, drift tekerlerini takacağım. Burada birazcık aracın keyfini çıkarmaya başlayacağım. Sonuç olarak HPI Sprint 2'yi detaylı olarak sizle incelemeye çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer anlatmayı unuttuğum bir şeyler varsa onu da mutlaka videonun altına yorum olarak yazın. Ben de onları ekleyerek tam şekilde size bilgi vermiş olayım. Bu araç zaten benim proje arabam olacak. Yani drift alanında bu arabayı böyle sürekli olarak geliştireceğim. İşte modifiyeler yapacağım. Bunları da zaman zaman zaten sizlerle paylaşacağım. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz, eğer aboneyseniz de videoyu beğenerek fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.